önermelerle ilgili soru çözmeye devam ediyorum. Bir önermenin niteliğini değiştirmeden, doğruluk değerine de dokunmadan öznesini yüklem, yüklemini özne yapma biçimindeki akıl yürütmeye düz döndürme denir. Tarifini de vermiş bir güzel. Buna göre bütün insanlar canlıdır önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir? Biz ne demiştik? Düz döndürmedeki cümlemiz neydi? Kadın, erkek birdir. Şimdi bütün insanlar canlıdır. Nasıl bir önermeye? Bir A önermesi. Bizim cümlemizde neye karşılık geliyor? Kadın. Yani neymiş? Bunu A iken I yapacakmışım. Zaten burada adam gayet de tanımını vermiş. Doğruluk değerine dokunmayacağız. Niteliğini değiştirmeyeceğiz. Öznesini yüklem yapacağız. Yüklemini özne yapacağız. E kuralı da biliyoruz. A iken I yapacağız. Bütün insanlar canlıdır. O zaman nasıl yapabilirim ben? Bazı derim çünkü ı yapmam lazım. Canlıyı alırım. Bazı canlılar insanı da yüklem yaparım ve hop bazı canlılar insandır. Hemen D'de bulurum cevabı da yapıştırırım. Aşağıdakilerden hangisi önermedir? Umarım bugün hava açık olur. Bir dilek cümlesi önerme olmaz. Artık bütün dünya bunu böyle bilsin emir cümlesi olmaz. Başkalarının özel eşyalarını izinsiz kullanmamalıyız. Gereklilik cümleleri olmaz demiştik bu değil. Yeryüzünde cennet diye bir yer varsa orası nerededir? Soru işaretli soru cümleleri önerme olmaz. Türkiye'de çay yalnızca Akdeniz bölgesinde yetişir. Yargı taşır doğruluk değeri var. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Diyor ki. Yine burada bizim meşhur tablomuzu vermiş. Yanda da bir sürü ifade vermiş ve demiş ki buna göre şu verilen metne göre bu yasaların tümü hangi ilkeyle ilişkilendirilir? Bakalım ne vermiş? Demiş ki A doğruysa I doğrudur. Bu ne? Altık. Demiş ki E doğruysa O doğrudur. Bu ne? Altık. A yanlışsa I belirsizdir. Altık. E yanlışsa O belirsizdir. Altık. I yanlışsa A yanlıştır. Altık. O yanlışsa E yanlıştır. Altık. I doğruysa A belirsizdir. Altık. O doğruysa E belirsizdir. Altık. Bir sürü burada saymış saymış saymış. Hepsi altıklık ilişkisi. Biz bunun altık olduğunu bilirsek hemen yalnız 2 diyerekten cevabı buluruz. Cevap B seçeneği. Numaralandırılmış bu ifadelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Defterimi nereye koydun? Hey elinde kitap olan Keşke o defteri kullanmasaydım. Aradığın defter masanın üzerindeydi. Defteri veya kitabı al. Bunlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru olduğunu soruyor bize. Birinci cümle önermedir çünkü soru cümlesidir. Hayır, birinci cümle önerme değildir çünkü soru cümlesidir. İkinci cümle önermedir çünkü ünlem cümlesidir. Hayır, tam tersine ikinci cümle de önerme değildir çünkü ünlem cümlesidir. Üçüncü cümle önermedir çünkü dilek cümlesidir. Hayır yine tam tersi dilek cümlesidir o yüzden önerme değildir. Dördüncü cümle önermedir çünkü yargı cümlesidir. Doğru cevap D. Beşinci cümle de önerme değil çünkü emir cümlesi. Cevabı bulduk D. Müzik